iki defa protokol imzalamış olmanıza rağmen almadınız. Var olan santrallerin bakımlarını da yapmadınız. Bunu ben söylemiyorum ha. Sunat Bey söylüyor, Kıptek Genel Müdürü söylüyor, evet. Erhan Arıklı söylüyor ki Enerji Bakanlığı yaptı. Bunları yapmadınız ve bugün bu halkı karanlığa mahkum ettiniz. Yaptığınız bu. Peki ben halkımıza şunu soruyorum. Bu bizim kaderimiz miydi? Yoksa kötü yönetimden, hatta ötesine geçiyorum, ülkeyi yönetmemekten, saldım çayıra, mevlam kayıra bırakmaktan kaynaklanan bir durum mudur yaşadığımız? Çok açık. Biz en son, benim lise dönemimdi bunları yaşadığımız, lise yıllarım. Ben 51 yaşındayım. 18 yaşında, 17 yaşında yaşadım ben bu toplumda bunları. Elektrikler kesilirdi, her taraftan jeneratörleri gar 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 çalışmaya başlardı. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi dönemlerinde herkes hatırlayacak. Şeyin üzerine bir kuruş konularak, elektrik faturalarının üzerine bir kuruş konularak bu ülkeye santraller alındı. Ve bu ülke güneye bile elektrik satar konuma geldi. Biz güneye elektrik sattık. Şimdi güneyden elektrik almazsak bugün yaşadığımızdan da daha karanlık duruma düşeceğimiz bir ortama taşıdılar bizi. Ve birileri diyor ki ben gene iktidara gelmek istiyorum. Ya ne yapacaksın? Yani sorunları yaratan sorunları mı çözecek? Siz yarattınız 3 senedir bu ülkeyi yönetmediniz ve biz size teklif yaptık. Dedik ki gelin kriz masası oluşturalım. Bu bir krizdir. Biz de geliriz o masaya. Ekonomik örgütleri, emek örgütlerini de toplayın. Hep birlikte bu krizden çıkışın yollarını bulalım. Biz sizden koltuk falan da istemiyoruz. Oturalım o masaya. Fikirlerimizi söyleyelim. Yanlış bir şey çıkarsa çıkın topluma deyin ki muhalefet de oradaydı. Hep beraber yanlış yaptık. İyi bir şey çıkarsa zaten size yazılacak. Sizsiniz hükümette. Ama bu toplumu bu krizden en az zararla geçirelim. Hayır istemediler. İstemediler çünkü öyle bir halleri var ki tek dertleri ben ne olacağım? Ben başarılı olacağım. Ben bilmem. Hani olsaydın keşke. Olsaydın da alkışlasaydık. Ne krizi yönettin, ne pandemiyi yönettin, ekonomiyi gittikçe dibe çektin. Şimdi geldiğimiz nokta Özlem Hanım, 3 yerde çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. 3 noktada, 1 Kıptek'te, biz 2018'in sonunda 11 milyon artıyla bıraktığımız Kıptek, şu anda 100 milyonlarca TL zararda ve borçlanmış durumda. Bir orada kriz var ve biliyorsunuz siz de hiç çekinmeden basına da söylüyorlar. 98 kuruşa satıyoruz diyorlar kilowatt saatin elektriğin ama 2,5 liraya mal ediyoruz diyorlar. Daha kötüsü Brent petrol yükseliyor, akaryakıt evet. Yükseliyor, fuel oil yükseliyor ve doların da yükselme riski her zaman orada duruyor. Bu da demektir ki 2,5'un da üstüne çıkabilir maliyetler fuel oil ile ve dolarla birlikte. Ama siz 98 kuruşa satıyorsunuz ve Sayın Sunat Hatun diyor ki 2019'dan beri kötü yönettikleri için böyle oluyor. 2019'dan beri de OVP hükümetleri var. Bir orada. İki, hayat pahalılığı %37.26. Öngörülen %12'lerdeydi. Ve şimdi 37.26 hayat pahalılığı oluştu. Devlet katkısı %26 belediyelere. Ama belediyeler 37.26 hayat pahalılığını çalışanlarına yansıtmak zorunda. Zaten maaş ödeyemeyen belediyeler vardı. Şimdi 37.26 yansıtamayacakları için maaş ödeyemeyen belediyelerin sayısı artacak. İkinci kriz noktası da burası. Maliye borçlanır ama belediyeler bunu yapacak güce sahip değil. Ve üçüncü kriz noktası, evet 6090 asgari ücreti açıkladınız. Evet 7000 brüt açıkladınız. Sonrası. Bu tamamdır. Hatta eksiktir. Çünkü %58'dir gıda enflasyonu. Esas gıdaya bakarak belirlemeniz gerekir aslında. Çünkü insanların gıda ve temizlik dışında harcama yapacak hali zaten kalmadı. Ama tabii ki bir de bu insanları çalıştıran esnafa bakmanız, işverene bakmanız gerekiyor. Çünkü onlar da diyor ki daha fazla insan durdurmak zorunda kalacağız. Veya daha fazla insan kaçağa düşecek. Bu insanlarımızı desteklememiz lazım. Ne için? İstihdamı koruyalım diye. Neden istihdamı korumayı dert ediyorum? Gençlerim işsiz kalmasın diye ama bir şey için daha. Çünkü bir başka kriz noktası da sigorta. Sigortalar 212 milyon bulmazsa bu ay maaş ödeyemeyecek duruma gelecek. Bu hale soktular sigortaları. Avansını bavansını da tam Mart'a kadar çekti maliyeden. O da kapandı. Avans ihtimali de yok. Ve sigortalar Ocak 2020'den Kasım 2021'e 31 bin kişinin sistemin dışına çıktığı, dolayısıyla sigortaların gelirinin, prim gelirinin düştüğü ama giderinin aynı kaldığı, çünkü emekli olan emeklidir gene, bir pozisyona düştü. 31 bin kişiyi kaybetti.
Yani sigortaların bir kişi daha kaybedecek lüksü yok. Ne kaçağa düşmek suretiyle kaybedebilir, prim toplayamaz çünkü, ne de istihdamdan çıkması suretiyle kaybedebilir çünkü prim alamayacak. Ve istihdamdan düşerse, yani insanlar durdurulursa, bir de sigortaların sırtına 4 aydan 6 aya kadar işsizlik ödeneği de binecek. Bunu ödeyecek gücü kalmadı sigortaların. Bu krizleri yarattılar. Bir şey daha ekleyeyim. 6090 ya asgari ücret. Şu anda 37.26 hayat pahalılığının yansımasına rağmen aylık maaşı 4900 liraya çakılıp kalacak sigorta emeklileri var bu ülkede. 25 sene işlediler. 25 sene yatırım yaptılar asgari ücret üzerinden. Emekli oldular ve 37.26 yansıdıktan sonra bile 4900 TL maaş alacaklar. Kimdir sigorta emeklileri? En ağır işlerden gelen işçiler. Dolayısıyla sağlıkları bozulma ihtimali yüksek olan insanlar, şu anda ilaç parası ödemek zorunda olan insanlar, bunların maaşı 4900 lira olacak, asgari ücreti 6090 net diye verdiğiniz koşullarda. Ve dahası bu insanlar gidecekler eczanelere ve şu anda eczanelerde ağır kesici yok Özlem Hanım. Dün kendim yaşadım, birebir. Başım ağrıyordu, arkadaşlardan rica ettim bana ağrı kesici bulun, alın diye. 4 eczane gezdiler ağrı kesici bulmak için. Bilmem hangi marka var, İngiliz yapımı var ama Türk yapımı yok. Bilmem ne var, o var, bu var. Sebep? Çünkü Türkiye ihracat yasağı koydu ilaca. Kendi ülkesindeki insanlarını korumak için. KKTC de doğal olarak ihracat yasağındaydı. Ama bir telefon açıp da ya da oraya gidip de oradaki görüşmelerinde bu sorunu çözemediler. Eczanelerde hala bugün ilaç sıkıntısı devam ediyor. Ülkenin getirildiği nokta bu. Peki bu ülkenin kaderi mi bu? Bu ülke daha önce ilaç sıkıntısı yaşadı mı? Bu ülke daha önce tüp gaz pahalı olmasına rağmen bulamadı mı? Böyle bir sorun mu oldu? Akaryakıt kuyruğunu mu tanıyordu bu ülke? 20 senedir, 25 senedir bu ülke böyle elektrik kesintileri mi yaşadı? Okullarda demin anlattığım, affedersiniz, maskaralık yaşandı mı bu ülkede o plansızlıktan dolayı? Onun için Kıbrıs Türk halkı emin olsun. Bunlar kader değil. Pazara kadar bu iş devam eder. Pazar günü buraya kadar der Kıbrıs Türk halkı. Yönetmeye niyeti olanlar, bu halkın gaylesini çekenler gelir, o yüzden CTP geliyor diyoruz, gelir ve bu sorunlar yavaş yavaş, yavaş yavaş hepsi kısa süre içerisinde hallolur. Onun için umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yoktur. Evet, istenilirse her şey yapılabilecek bir şeyde diyorsunuz, düzlemde. Peki, birkaç gündür aslında diyalog esnafa indi Tufan Bey. Sektör sektör geziyoruz. Siz de herhalde dikkatinizi çekti, okudunuz. Halk özellikle evet ekonomide alım gücünün daha çok yükseltilmesi noktasında ısrarcıyken, yeni gelen hükümetten beklentisi bu noktadayken esnafın, sanayicinin, esnafın işte hepsinin toplumun içinde olduğu grupta yeni gelecek hükümetten cesaretli, kararlı ekonomik adımlar bekliyor. Yani ancak cesaretli adımlar atılırsa bu iş belki toparlanabilir noktasında. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu bir yasal zemin üzerinde çalıştıklarını söylediler özel sektöre yönelik. Tabii şimdi asgari ücreti de anlattınız, bir de bunun sonrası var, onu anlattınız, nasıl olacak? İşin farklı boyutları da var, işveren tarafı da var. Ne olacak? Ne gibi bir yasal düzenleme gelebilir? Aslında nereden bahsettiklerini anlamak Özlem Hanım mümkün değil. Hükümettesiniz. Hükümetteyken özel sektöre destek vermeye niyet etseydiniz, muhalefet herhalde size karşı çıkacak değildi. Bu muhalefet hangi muhalefettir? Siz 3 milyar 250 milyonluk protokolü imzalamaya gittiğinizde Türkiye ile, size meclis kürsüsünden daha gitmeden bangır bangır bağırıp aslan payını özel sektöre ayırın, özel sektör emekçilerine ayırın. Çünkü özel sektörü ve özel sektör emekçilerini ayakta tutamazsak, istihdam düşerse maliye de dayağı yiyecek, ondan sonra sigortalar da dayağı yiyecek diye bağıran muhalefettir karşınızdaki. Siz dinlemediniz, gittiniz 3 milyar 250 milyonluk protokolü imzaladınız. Özel sektöre sadece %2'sini, bak altını çiziyorum, %2'sini ayırdınız. Ve dolayısıyla pandemi döneminde bu özel sektörü desteklemediniz. 31 bin kişi sosyal sigortalardan sistemin dışına çıktıysa sizin 1500 TL maskaralığınız yüzünden çıktı. Eğer siz emekçileri, özel sektör emekçilerini destekleseydiniz 31 bin kişi çıkmazdı bu sistemin dışına. 1500 TL diye diye insanları zarencattınız, alamayanlar oldu, yok patrona ödendiydi de patron ödenmedi, yok direkt ödeyecektik de yok bilmem ne.
perişan ettiniz insanları ve pek çok insan döndü. Mesela Türkiye kökenli çalışma izniyle çalışan pek çok insan gitti ve geri gelmedi. Niye gelsin ki? Siz özel sektöre ne mesajı verdiniz pandemide? Sizin devletiniz yoktur mesajı verdiniz. Özel sektöre dediniz ki sizin devletiniz, mevletiniz yoktur. Ne yaşıyorsanız kendi yağınızla kendi ciğerinizi kavurun. Bütün bunlardan kaynaklandı. Peki siz hükümetteyken pek bunları söylediğimize göre biz özel sektörü destekleyecek düzenleme yapsaydınız ve özel sektör emekçilerine biz karşı mı çıkacaktık? Neredeydi aklınız? Niye yapmadınız? Ya hiç dünyanın bir yerinde görüldü mü seçime 2 gün kala bir o günün başbakanı 2 gün sonra değil artık çıkacak ve diyecek ki yasa çalışması yapıyor. Ne yasa çalışması yapıyorsun? Yapsaydınız elinizi bağlayan mı vardı? Bu bütçeyi siz hazırlamadınız mı? Bu bütçede siz %12 öngördünüz. 6 aylık hayat bağının %37.26 çıktı. Öngörünüzde bile hayır yok. Bütçe görüşmelerini yaparken mecliste ertesi gün, ikinci gününde bütçe görüşmelerinin bütün rakamlar maskaralığa dönüştü. Hiçbir karşılığı kalmadı o rakamların döviz karşısında, dövizdeki yükselme karşısında. Neredeydiniz yani bu bütçeyi biz mi hazırladık? 3 dönemdir sizsiniz iktidarda. Başbakanın isminin değişmesi değil mesele. Bir parti var. O parti orada. İstikrar diyorlar. 3 senedir istikrarlı bir şekilde oradasınız. Ne yaptınız 3 senedir istikrarlı olarak memleketi aşağıya çektiniz. O yüzden diyorum ki biz de istikrar istiyoruz. Göreve gelelim ve uzun süre kalalım istiyoruz. Ama bilin ki istikrar tek başına bir değer değil. Sürekli yanlış yapıyorsanız ve bir de istikrarlı bir şekilde o yanlışları yapıyorsanız istikrar kötü bir şeye dönüşür. O yüzden istikrar demenin manası yok. Ne yapacağınızı söyleyin bize. Sayın Başbakan, Sayın Sucuoğlu çıkıyor ve diyor ki radikal kararlar alacağız. Siz radikal kararlar alacağız deyip de bunun altını doldurmazsanız, üstüne üstüne pratiğiniz de zaten altını nasıl dolduracağınızı gösterirse, insanların aklına radikal kararlardan acı reçete gelir Özlem Hanım. Acı reçete. Acı reçete nedir? Maaşları kesersiniz, 13. maaşla oynarsınız, hayat pahalılığını yapmaya çalıştığınız gibi geçmişte dondurmaya kalkarsınız. Şu anda bile en son döneminde bu hükümetin meclise gönderdiği vergi yasası değişikliği var. Özel sektör çalışanlarının ve kamu çalışanlarının ödediği vergileri %10'dan %20'ye çıkarma üzerine yasa tasarısı var mecliste bu hükümet sundu. Peki siz bunu sunuyorsunuz da özel sektörle ilgili yasa çalışıyorsunuz dediğinizde ne çalışıyorsunuz? Aha gördük ne çalıştığınızı. %10'luk vergiyi de %20'ye çıkarmaya yöneldiniz, gönderdiğiniz yasa tasarısıyla. Hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığınız, çıkarttığınız yasa gücünde kararnameyle. Peki o zaman radikal kararlar nedir? Daha fazla vergi. Daha da fazla insanların maaşlarını, alım güçlerini düşürmek. Nedir radikal kararlar? Ha biz söylüyoruz nedir bizim radikal kararlarımız. Biz euroya endeksleme dediğimizde radikal buldular ya işte odur radikal karar. Çünkü onunla sen alım gücünü korumaya çalışıyorsun insanların. Piyasadaki öngörülebilirliği korumaya çalışıyorsun. Ve emekçiyi, emek piyasasını korumaya çalışıyorsun. 31 bin kişinin piyasadan çıktığı bir yapıyı değil, emek piyasasını korumaya çalışıyorsun. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği tutanların güneyde iş aradığı, Türkiye kökenli çalışma izinli çalışanların ülkelerine geri döndüğü ve geri gelmediği, Pakistanlı'nın, Bangladeşli'nin başka ülke uyruklularının da ya pasaportları bırakıp güneye kaçtığı ya da kendi ülkesine döndüğü bir ülkede siz üretim yapamazsınız. Ne sanayide ne turizmde. Ben turizmcilerle de görüştüm. Turizmde de şu anda emekçiler kaçmaya başladı. Oradan ayrılıyorlar ya Türkiye'ye dönüyorlar ya Kıbrıslı Türkse şeyse Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği varsa o tarafta iş arıyor ki turizmde o tarafta iş veriyor bu insanlara. Başvuran, ya da üçüncü ülkeyse onlar da... Son başvuranlar da hep turizm alanında tabii ki, istihdam edildiler. Tabii ki burada turizmde biz işçi bulmakta güçlük çekeceğiz, oraya gidecek. Sanayide bulmakta güçlük çekeceğiz, oraya gidecek. Tarımda, hayvancılıkta üçüncü ülke yurttaşları çalışıyordu sanayide. Onlar da kendi ülkelerine dönüyor. Ne yaptınız bunlarla ilgili? Ne yaptığınızı ben söylüyorum. İlk kararınız, unutmayalım bunları, çok kısa süre önce yaşandı. Hatırlayın ilk kararı. Dediler ki... Türkiye kökenli ve KKTC kökenli olmayan işçilere 1500 TL verilmeyecek. Unutmadık biz bunları. Evet. Kazino çalışanlarına, turizm çalışanlarına 1500 TL verilmeyecek. Unutmadık biz bunları. Bu buradan başladı iş. Biz bağıra bağıra ne demek vermeyeceksiniz diye diye 1500 TL'yi verir konuma getirdik. O 1500 TL'yi de nasıl bir maskaralıkla ödediklerini veya ödemediklerini hep beraber yaşadık. Çünkü korktuğumuz neydi? Buraya gelecektik. Ne korktuysak hepsi başımıza geldi. Söyleye söyleye.
Biz dedik kendilerine %9'du faizler Özlem Hanım. %9 faizden, düşük faizden uzun vadeli borçlanın. Bu krizde paraya ihtiyacımız olacak dediğimizde o dönemin başbakanı Sayın Ersin Tatar kriz mriz yok dedi. Ne krizi dedi. Bu memlekette dedi ben çoluğumu çocuğumu borçlandıramam. İç borca girmem dedi. Sonra ne oldu? %21, %22 faizden kısa vadeli takır takır borçlanmaya başladılar. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Söylediğimiz oldu. Ve memleket tarihinin en büyük iş borçlanmasına gitti. En yüksek faizlerden. Budur işte iş bilmezlik. Ve muhalefet size söyledi. Bak muhalefete şey de denilemez bu dönemde. Hatta bize ne dediler hatırlarsınız. Yumuşak muhalefet yapıyorsunuz diye eleştirildik. Çünkü hep alternatiflerini söyledik. Hep söyledik ne yapılması gerektiğini. Protokol imzalanırken özel sektöre aslan payı dedik. Daha kriz yaraları açmaya başlamadan ne olur %9'dan uzun vadeli borçlanın elimizde para olsun özel sektörümüzü destekleyelim dedik. Bir dakika dinlemediler. Hala turizm nereden şikayet ediyor? Havaalanındaki muameleden şikayet ediyor. Diyalog izledim birazcık yakalayabildiğim kadarıyla. Girne'deki kuyumcu esnafı ya da Girne'nin genel esnafı nereden para kazanacak? Talep nereden gelir buraya? Turizmden gelir. Siz turizmle ilgili hangi projeyi yaptınız? Neyi oturup da planladınız da bu ülkede talebi korudunuz? Turizm hangi sektör? 969 milyon dolar senede gelir getiren sektör. Perişan ettiniz 969 milyon dolar senede gelir getiren sektörü. Siz bunu korumadığınız takdirde nereden? Lokmacı'da hala daha aynı sıkıntılar. İki hafta önce Lokmacı'daydım. Yok printermiş, printer yokmuş da çıktığı bilmem neyi alamıyorlarmış da. Ya sen kolaylaştıracağına oradan girişi. Çünkü Lokmacı'dan gelenler nereyi tutuyor? Aras'ta esnafını ayakta tutuyor. Sen bunu dert etmedin ki. Sen bunu planlamadın. Printer yokmuş diye insanlar çıktılarını bilmem nerelerden almaya kalktılar. Böyle bir duruma getirdin sen memleket. Yani talebi korumak için kılını kıpırdatmadın. Derin ya da aynı sorun, Aplış'ta aynı sorun. Biz bu kapıları açana kadar anamız ağladı. Yo, yaptık yine yaparız diyoruz ya. Lokmacı kapısı nasıl meşakkatli bir süreçten sonra açıldı bu memleket bilir. Derin yay aplıcı biz 2018'in sonunda açtık Özlem Hanım. Hangi koşullarda? Doların patladığı ve müteahhitlerin ihalelere teklif atmadığı, dolayısıyla derin yay ve aplıç için açtığımız ihalelere teklif yokken derme çatma yapılarla açtık. Derin yay açtık diye Mausa esnafı birazcık toparlanabildi. Aplıcı açtık diye biraz Lefke'de hareket gelebildi. O yüzden şimdi de gönül rahatlığıyla diyoruz ki evet biz Luricina'yı da Mausa kapısında, Baf kapısında açarız. Açtık çünkü. Lokmacı'yı da biz açtık. Evet. Taşınmaz mal komisyonu. Biraz da ülkenin yalnızlaştırılmasına bakalım. Yani ülke koptu şu anda dünyadan. Avrupa'dan da koptu. Kıbrıs Türk halkının haklarını oralarda talep eden kimse yok. Ama biz şunu biliyoruz. Taşınmaz mal komisyonunu biz kurarken o dönemin Ulusal Birlik Partisi'nin hayır dediğini, yetmeyip Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünü, o dönemde ben de onların arasındaydım, o teknik çalışmayı yürüten insanları vatan haini ilan ettiğini birebir yaşadık. Şimdi ne diyorlar taşınmaz mal komisyonuyla ilgili? Maraş'ı biz taşınmaz mal komisyonu üstünden açacağız diyorlar. Neredeydi aklınız? Çünkü siz bu halkı uluslararası hukukla buluşturma, bu halkı dünyaya açma gibi bir gayle hiç hissetmediniz. Öyle bir derdiniz olmadı. Yeşil at tüzüğü, mali yardım tüzüğü sizin meseleniz olmadı. Bunlar bizim uğraşlarımızla hayata geçti. Buraya gelelim. Hatta sıcak açıklamalar da var. Onlar üzerinden dilerseniz konuşalım. Vaktimiz de hızlı hızlı ilerliyor. Tufan Bey, hemen şunu size bir sormak isterim açıkçası. Biliyorsunuz Faiz Sucuoğlu, Başbakan Sayın Sucuoğlu ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Sayın Ekonomi Enerji Bakanı da Sunat Otun da Türkiye'deydi o zaman dilimi içerisinde. Birçok konu konuşuldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, diğer kurmaylarla, siyasi kurmaylarla birçok ekonomik anlamda ya da Türkiye, Kuzey Kıbrıs arasında sosyal anlamda içerisinde barındırılan birçok madde görüşüldü. Ekonomik, gerek halkı ilgilendiren birebir konular. Ama bunu Sayın Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi ve Sucuoğlu özelinde yaptı bu görüşmeleri. Aynı şekilde Sunat Bey de.
Siz 23 Ocak'tan sonra yani bir koalisyon öngörülüyor. Bunu da herkes zaten dile getiriyor. Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidar şiarıyla yolda. Ancak Sucuoğlu'nun son açıklamalarında da yine bir koalisyona yeşil ışık şeklinde bir yorum görebiliyoruz. Evet. 23 Ocak'tan sonra bir koalisyonda yer alırsanız, bu da Ulusal Birlik Partisi olursa, bu görüşülen konuları, maddeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de içerisinde yer alacağınız Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyon durumunda bunlara bakış açınız nasıl olacak? Kapınız çalındığında ne diyeceksiniz? Kırmızı çizgileriniz ne olacak? Valla birkaç bir şey arka arkaya söyleyeyim Özlem Hanım. Bir kere ben şu anda herhangi bir koalisyon ihtimali üzerinde konuşamam. Ben parti genel başkanıyım ama seçim bitmedi, ortaya sonuç çıkmadı, benim yetkili organlarım hiçbir şey konuşmadı, görüşmedi daha, bir karar üretmedi. Ben bunun üstünden bunları konuşacak kadar parti içi demokrasiden uzak bir insan değilim. Dolayısıyla onunla ilgili bir şey söylemem mümkün değil. Ama ikinci bir şey söyleyeyim. Şunlar pek çok konu konuşuldu diyorsunuz ya Türkiye Cumhuriyeti ile. Nereden biliyoruz biz bunu? Bir ortak basın toplantısı yapıldı mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yetkilisiyle Sayın Sucuoğlu'nun yan yana geldiği ve beraber bir şeyler söyledikleri bir durum gördük mü? Biz sadece Sayın Sucuoğlu'nun ben şunu konuştum, ben bunu konuştum dediklerini biliyoruz. Ben ne bileyim ne konuşulduğunu. Daha önce nasıl olurdu bu işler? Ben de başbakanlık yaptım bu ülkede. Ben de tabii ki ilk resmi ziyaretimi Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdim. Sayın Binali Yıldırım o dönemin başbakanıydı. Ortak basın toplantısı yaptık. Basın mensuplarının sorularını da yanıtladık. Ha, o zaman dersiniz ki bunlar konuşulmuş. Şimdi ben ne konuşulduğunu bilmiyorum. Bu da ikinci nokta. Üçüncü nokta da şu. Yani seçime bir hafta kala siz kendinizde nereden bulursunuz o yetkiyi? Ben mesela başbakan olsaydım, seçime de bir hafta kalmış olsaydı. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti'ne gidip de seçimden sonrası için şunu 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 yapmak istiyoruz diye bir konuşma yapsaydım bu size tuhaf gelmez miydi? Ya bir hafta sonra seçim var. Kim başbakan olacaksa Türkiye Cumhuriyeti'ne o gidecek. Ve geleceğe dair konuşmayı yapacak. Protokol imzalanacak Türkiye Cumhuriyeti ile. Yeni gelecek olan başbakan o protokol imzalayacak. O protokole ne yazılacağını da elbette halktan o yetkiyi almış olan kişi gidip de konuşacak. Yani bütün bunlar nasıl bir ciddiyetsizlikle konuların ele alındığının en açık göstergeleri. Seçime bir hafta kala bunlar böyle şeyler konuşulmaz ki. Veya işte bilmem ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın vücut dilinden şunu anladım denilmiş. Bugün Sayın Hüseyin Ekmekçi bana televizyonda söyledi. Biz bu lafı daha önce de Sayın Ersin Tatar'ın Sayın Guterres'in vücut dili üzerine yaptığı yorumlardan duymuştuk. Böyle şey olur mu? Bunlar bize ciddi geliyor mu? Halkımıza ciddi geliyor mu? Ha biz daha önce de ne duyduk? Ha 5 ay geriye gidin, 6 ay geriye gidin. O dönemde de sevgili Ersan Saner başbakandı. Ben dedi bütün ülkeyi serbest bölge yapacağım. Gittim konuştum dedi Sayın Fuat Oktay'la ve kendilerine bir proje de sundum dedi. Ya 5-6 ay önce daha Ulusal Birlik Partisi kurultayı, o da Ulusal Birlik Partisi kurultayından hemen önceydi. Gene aynı senaryo karşımızda. Bir kurultay olur, bir seçim olur, bir bilmem ne olur. Gidilir oraya, ortak basın toplantısı falan yapılmaz. Çıkışta artık Allah ne verdiyse bunları söylersiniz. Nereye gitti o bütün ülkeyi serbest bölge yapma projesi, konuşuyor muyuz şimdi? Yok, öyle bir şey yok gündemde Ulusal Birlik Partisi'nin. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir adım gerisine gidin. Neyi konuşmuştuk en çok Özlem Hanım? Maraş'ı konuşmuştuk değil mi? Hani bu seçimde Maraş? Ne oldu? 1,5 sene önce Maraş'tan başka konu yoktu memlekette. Maraş açıldı mı? Yok. Bir şey mi yapıldı? Hayır. Peki niye biz Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde gece gündüz Maraş'ı konuştuk? UBP kurultayı öncesinde bütün ülke serbest bölge oluyordu. Şimdi de ansızın Ercan iç hatlara dahil ediliyor. Ne oluyor? 3 gün kala mı bunları konuşuyorsunuz? Yani bunlar ciddiye alınacak haller ve tavırlar değil Özlem Hanım. Bu memleketin çok ciddi sorunları var. Evet. Ha bu memleketin çok ciddi sorunlarına ilişkin projeniz varsa koyun bunu toplumun önüne. Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor. Koyarsınız projelerinizi. Koyarsınız kadronuzu da yanına, halk da inanırsa o projelere ve o projeleri o kadronun yapabileceğine sizi oy verir. Biz projelerimizi koyduk ortaya, yanına da kadromuzu koyduk, kadromuzu da herkes biliyor. Biz bu kadroyla bu projeleri yaparız dedik. Ha, halk istiyorsa o projeleri yapmamızı,
kadromuza da inanıyorsa ki kadromuzun yetkinliği ortada, o zaman bize oy versin dedik. Peki Tufan Bey, o zaman hemen bundan şuraya gelelim dilerseniz. Biliyorsunuz her seçim döneminde işte Türkiye ilişkileri ön plana çıkıyor. Kim daha iyi geçiniyor, kim daha arası bozuk, parayı kim alabilecek? Bu ilişkiler üzerinden bir takım siyaset geliştiriliyor maalesef ki. Şimdi son biliyorsunuz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise geldiğinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde katılmama gibi bir kararı çıkmıştı parti organları tarafından. Bunun üzerinden de bir takım eleştiriler geliyor. Bunu siz de biliyorsunuz. İşte meclise gelmeyen, oturumuna katılmayan partiler bugün seçime gidiyorlar. Türkiye ile ilişkileri bu noktada diye. Bunun üzerinden de bir takım açıklamalar yapılıyor. Buna ne diyeceksiniz? Bizim Türkiye ile ilişkimiz sadece ekonomik boyutta bir ilişki mi? Ya da Türkiye buraya nasıl bakıyor? Yani bunu ön plana koyuyor mu yoksa vizyona mı bakıyor? Kim bu ülkeyi daha iyi yönetebilecek, ayağa kaldırabilecek noktasında mı? Şimdi şuna bakıyor olması tabii ki doğrudur Türkiye'nin. Oradan baktığını düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkı kimi seçiyor? Kıbrıs Türk halkının iradesi nerede? Kıbrıs Türk halkı iradesini sandıkta gösterecek değil mi? Bu sandıkta gösterdiği irade sonucunda da bir hükümet oluşacak. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de o hükümetin başına kim gelirse, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri her zaman o hükümetin başındaki kişiyi kabul etti ve görüştü. Bugüne kadar bunun istisnası yok. Ha biz hiç şunu da tartışmadık ha bu arada. Neden Sayın Sucuoğlu başbakan olduktan bu kadar zaman sonra ancak davet gelebildi? Neden o davet geldikten sonra ortak basın toplantısı her zaman yapılıyor olmasına rağmen yapılmadı diye tartışmaya girmedik ta ki bu sorular gelsin. Bu sorular geldiğine göre artık biz de bunları demek ki konuşmak durumundayız. Ha Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri Kıbrıs Türk halkının iradesinin o yönde ya da bu yönde olmasına bağlı olarak belirlenecek ilişkiler olamaz. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri çok uzun bir geçmişe sahiptir ve Türkiye Cumhuriyeti devlet ciddiyeti üzerinden bu ilişkileri ele alır. Ama şunu da söyleyeyim, o şimdi de gezip de en iyi parayı ben koparırım Türkiye Cumhuriyeti'nden siyasetini yürütenler var ya, ki bu halka yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinde de en çok zarar verecek tavır da budur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nden para koparmak üzerine değil, bu halkın kendi ayakları üzerinde durması üzerine ekonomi politikalarının kurulması gerektiğini biz yıllardır söylüyoruz. Bizim bu söylediğimiz kendi ayakları üzerinde durma lafını şimdi başkaları da kopyalamaya başladı ama önemli olan altını nasıl doldurduğunuzdur. Ama şunu da söylüyorum. Peki madem ki Türkiye Cumhuriyeti'ne en iyi parayı siz koparırdınız. Ne kopardınız? Sizin ağzınızda soruyorum. Ben asla böyle bir laf kullanmam. Ben para koparmanın Türkiye Cumhuriyeti'nden doğru bir ilişki biçimi olduğunu hiç söylemedim. KKTC kendi ayakları üzerinde duracak. Türkiye Cumhuriyeti'yle yatırımlar için her devletin dış kaynağa ihtiyaç duyduğu gibi dış kaynak açısından protokollerini doğru zeminde kendi planlar doğrusunda imzalayacak. Benim söylediğim bu. Ama siz koparırım diyorsun. Ne kopardınız söyleyin bana. 3 milyar 250 milyonluk protokol imzaladınız. Ne geldi söyleyin. Son güne kadar savunma harcamaları bile, ki onlar hibedir. Hiçbir şey yoktur yani. Şunu yaparsanız gelir falan filan değil o. Niye gelmedi? Son dakikaya kadar. Halk bunu bilmiyor mu yani? Halkın bilmediğini mi zannediyorsunuz? 3 milyar 250 milyonluk protokol orada dururken neden siz 1 milyara yakın iş borçlanmaya gittiniz? Orada para duruyor. Neden taahhüt ettiklerinizi Türkiye Cumhuriyeti'ne o protokolde yapmadınız ya da yapamadınız? Biliyoruz. Çünkü siz yapmayacağınızı, yapamayacağınızı bile bile her şeyin altına imza atarsınız. Sonra da yazdıklarınızı yapmazsınız. Bu sizin geleneğiniz zaten. Ve Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini en çok zedeleyen de bu tavırdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni siz, ya biz sizin söylediğinizi atarız imzayı ama sonra da yapmayız pozisyonunda bırakıyorsunuz. Siz Türkiye Cumhuriyeti ile en iyi ilişki kuran bilmem ne olduğunuzu, parti olduğunuzu, hükümet olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Soruyorum size, tekrar soruyorum, niye ilaç yok memlekette? Niye memlekette ilaç yok? Siz Türkiye Cumhuriyeti ile konuştuğunuzda, Türkiye Cumhuriyeti ben Kuzey Kıbrıs'a ilaç göndermem mi dedi? Bir dakikalık iştir, bir telefona bakar. Siz bunu dahi yapmadınız, yapamadınız çünkü siz bu halkın gayretini çekmiyorsunuz. Farkında bile değilsiniz. Kanser hastalarının, diyaliz hastalarının, dikkat bozukluğu olan çocuklarımızın, bunların, bu insanların, MS hastalarının ilaç bulamadığının farkında değilsiniz. Şu anda tansiyon ilacı yok.
Şu anda ağrı kesici yok Eczacıbaşı'nda. Hani nerede o ilişkiler, o bahsettiğiniz ilişkiler? Ben bunu açık soruyorum. Rakamları da biliyorum. Protokolde kaç yazdığını, kaç geldiğini da biliyorum. Külliye meselesi tartışıldı. Protokolde 14 milyon yazdığını, 586 milyon ayrıldığını. Çünkü diğer kalemlerin de oralarda buluştuğunu da biliyorum. Biliyorum çünkü ben dersime çalışıyorum. Ben bu ülkede başbakanlık yaptım. Bütün bu rakamları artık ezbere biliyorum. Ha bunları anlatın. Bunları anlattıktan sonra şunu da anlatın ama. Hani orman yangınları oldu şu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Da 17 milyonluk çekle gittiniz. 10 milyonu zaten Türkiye'den gelen katkıydı, onu geri götürdünüz. Da 7 milyon da karşılıksız çıktı. Onu da anlatın. Onu da anlatın da Kıbrıs Türk halkını Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri önünde itibar açısından hangi konuma getirdiğinizi halk öğrensin. Bunlar böyle şeylerdir Özlem Hanım. Yani evet, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başka iki devletin ilişkilerine benzeyecek ilişkileri olan devletler değil. Çok yakındır. Ama sonuç itibariyle iki devlet ilişkisidir. Karşılıklı saygınlık gerektirir. Karşılıklı olarak verdiğiniz taahhütlerin yerine getirilmesini gerektirir. Bunları böyle bu şekilde harcı alem bir şekilde ele alırsanız geldiğimiz nokta hiç de arzu ettiğimiz nokta olmaz. Evet. Tufan Bey, programımızın sonuna geliyoruz. Ama bitirmeden dilerseniz bir yakın coğrafyamızda birkaç gündür yaşanan sıcak gelişmeleri de ele almaya çalışalım. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi. Her zaman yüksekti de İSMET projesinden sonra çeşitli açıklamalar gelmeye başladı. Hem Türkiye kanadından hem Kuzey Kıbrıs kanadından. Amerika'dan sonra Fransa da aynı görüşü teyit etti gibi gözüküyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Hem geniş kapsamlı bir sempozyum taraflara çağrısı hala masada duruyor dedi Kıbrıs Türk tarafı. Onun da dışında daha sonra Sayın Erdoğan Avrupa'ya gaz gidecekse bu Türkiye üzerinden olacak dedi. Bir de realiteler var, uzaklığın işte 40 mil olması Türkiye ile gibi. Bir takım altını doldurulacak, doldurmamız gereken şeyler var konuştuğumuz zaman. Diğer tarafta dün başka bir olay nüksetti. PKK'nın siyasi yapılanması, PYD'nin temsilcilik alması konusu. Türkiye gerçekten bu çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Aynı şekilde bizden de açıklamalar var. Bu adımın Türkiye tarafından sert bir şekilde tepki göreceği bilinmiyor muydu Güney tarafından? Neden böyle bir adım atıldı? Bir tarafta görüşmelerimiz var. Colin Stewart başladı. Geçen gün Güvenlik Konseyi toplandı ama çok net açıklamalar yapılmadı. Bu konularla ilgili bir sanki bekleyelim görelim tarzında bir durum var orada da. Neden böyle bir adım atıldı ve bu doğalgaz ve son yaşanan bu gelişmeler bizi görüşmelerde nereye götürecek? Federasyon tamamen rafa kalktı mı? Çünkü bir de çok uzattım ama konu çok dağınık ve hızlı gelişiyor. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı dün de. Tamamen iki ayrı eşit egemen devlet olmazsa bu masaya oturmayız dedi. Buyurun. Zaten o biliyorsunuz Cenevre'de de Sayın Tatar'ın söylediği şeydi. Biz tabii o politikanın tamamen yanlış olduğunu söylüyoruz ve açık söylüyoruz. O günden beri söylüyoruz. Cenevre'de de söyledik. O masada da söyledik. Çünkü oradaki temel mesele şu Özlem Hanım. Çok basit bir denklem. Halkımız bunu hem görüyor hem daha fazla da görmesi gerekiyor. 2017'de Kram Montana'da masadan kalkan kimdir? Türkiye Cumhuriyeti de söylüyor. Ben de oradaydım, ben de söylüyorum. Kram Montana'da masayı terk eden Sayın Anastasiadis'tir. Anastasiadis'in masayı terk etme sebebi de siyasi eşitliği, ki Güvenlik Konseyi kararlarında açık yazar. Siyasi eşitliği ben halkıma anlatamam iddiasıdır. Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek masadan kalkmıştır Sayın Anastasiadis. Bunun karşısında sizin doğru dış politika pozisyonunuz ne olur? Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Sayın Anastasiadis'tir. Çözümü istemeyen taraf olduğu tescillenmiştir Sayın Guterres'in önünde. Dolayısıyla siz alırsınız çantanızı, çıkarsınız dünyaya, bunu anlatırsınız ve Avrupa Birliği'ne dersiniz ki Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon daha da kalkmalıdır. Ben haklarımı talep ediyorum çünkü çözümü isteyen taraf olduğumu 2004 Annan referandumundan sonra 2017 Kram Montana'da da gösterdim. Ve hala aynı şekilde orada hayır diyen Kıbrıs Rum tarafının şu anki lideri Anastasiadis de masadan siyasi eşitlik dolayısıyla kalktı. Sizin Güvenlik Konseyi kararlarınızı ihlal eden de Sayın Anastasiadis'tir. Bunu yapmak dururken biz döndük. Madem o oynamıyor, biz de Güvenlik Konseyi kararlarının dışına çıktık.
Biz de iki ayrı egemen devlet diyoruz. Dedik, ertesi günde Anastasia istedi, çantamı alacağım, dünyayı gezeceğim ve Kıbrıs Türk tarafının çözüm istemediğini anlatacağım. O günden beri bizim söylediğimiz, siz hiç hak etmediği çözümü isteyen taraf pozisyonunu Sayın Anastasia sizin kucağına bırakamazsınız. Bu Kıbrıs Türk halkının lehine olan bir tutum değil. Ha, İsmet projesi çıktı. İsmet projesinin çıktığı günün ertesi gününe itibaren bütün Cumhuriyetçi Türk Partisi sözcülerinin ben dahi söylediğimiz şey şudur. Bu proje feasible değildir. Uygulanabilir değildir. Bu projenin Türkiye üzerinde gitmesi gerektiği sadece siyasi bir talep değil bu. Feasible olabilmesinin tek yoludur zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinden gitmesi. Rasyonel olan odur. O biri İsmet irrasyoneldir ve siyasidir. Bizim söylediğimiz şey şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da tescil edildi ama Amerika Birleşik Devletleri bunu bilmiyor değildi tabii. Amerika Birleşik Devletleri bunu biliyordu. Burada siyaseten bir pozisyon değişikliğinin ortaya çıktığını bu gösteriyor. Bunu da birleştirelim. Sayın Erdoğan'ın geçen hafta Avrupa Birliği büyükelçileriyle yaptığı görüşmede söylediği şey. Türkiye'nin stratejik önceliği AB'ye tam üyeliktir lafı Sayın Erdoğan'ın söylediği laftır. Türkiye'nin stratejik önceliği. Ve devamında Avrupa Birliği Kıbrıs Türklerin varlığını görmezden gelemez. Altına imzamı atarım. Çünkü biz zaten buradan hareketle neyi söylüyoruz? Pandemi döneminde güneydeki işletmelere dünya kadar yardım yapan Avrupa Birliği'nin bizim işletmelerimize de aynı desteği vermesi gerektiğini ve bizim bunun peşinde olacağımızı söylüyoruz. Avrupa Birliği'nin Green Deal dediği o yeşil mutabakat çerçevesinde enerjide çevreci yatırımlar için Güney'e vermeyi taahhüt ettiği 2,5 milyar euro meselesinde bizim de hakkımız olduğunu, nasıl CTP olarak SCADA'yı Kıbrıs'a taşıdıysak AB finansmanıyla bunu da Kuzey Kıbrıs'a taşıyacağımızı iddia ediyoruz. Bunlardır gelişmeler. Ha Kıbrıs Rum tarafında Sayın Anastasiadis bütün bunlardan rahatsız oluyor olabilir. Bu rahatsızlıkların neticesinde PYD-MYD falan filan meselelerini şu anda güya ortalığı karıştırmak için ortaya atmaya çalışıyor olabilir. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi, doğru terimi kullanarak söyleyeyim, yoktur. Bunlar sadece böyle bir tahrik girişimleri olarak görülebilir. Ama genel fotoğrafın içerisinde hiçbir işe yaramaz Sayın Anastasiadis'in bu girişimleri. Bizim çok net olarak çıkmamız lazım dünyanın önüne. Ve çok net olarak çözümü isteyen taraf biziz. 2004'te de gösterdik, 2017'de de gösterdik. Ama çözümü Rum tarafı istemediği koşullarda, Sayın Anastasiadis istemediği koşullarda bizim üzerimizdeki engeller, sınırlar da bir kalkmaya devam etmelidir. Çok net olarak uluslararası toplumun önüne koymakla yükümlüyüz. Biz de bunun iddiasıyla geliyoruz. Geçmişte nasıl koyduk, şimdi de aynı şeyi ortaya koymak konusunda. Bu halk bilir ki Cumhuriyetçi Türk Partisi yaptı, gene yapar. Evet. Pazar günü sandık başına gidiyoruz. Tufan Bey, buradan son olarak halka ne gibi bir çağrıda bulunmak istersiniz? Tabii ki bir de pandemi var maalesef. Bunların gölgesinde gideceğiz, ekonomik kriz ve pandemi. Girişlerde tabii ki YSK'dan açıklamalar, duyurular yapıldı ama bir eldivendir, maskedir, kapılarda bu tarz önlemler olacak mı? Onu ben merak ettiğim için soruyorum. Belki de vardı, ben gözümden kaçırdım YSK'nın kararında. Yani bugüne kadar açıklamalarda orada şu olacak, bu olacak. Ben de görmedim açıkçası. Ama sanki halkımız, bir eldiven... Yani halkımız zaten, yani görmedim. O kadar çok şeydeyiz ki, sahadayız ki, yapıldıysa da görmedim ama halkımızın kendi önlemlerini alarak oraya gideceğini ben biliyorum. Yani çok uzun bir süre geçti bu pandeminin içerisinde. Herkes artık nasıl önlem alması gerektiğini biliyor. YSK'nın da bu konuda çok ciddi çalıştığını biliyorum. Dolayısıyla destek önlemleri de muhakkak onlar alacaklardır. Ha, burada temel mesele ama şudur Özlem Hanım bizim için artık. Bu halk bir şeyi görüyor. Biz maalesef istemezdik böyle olsun ama 23 Ocak seçimlerinde bir kırılma noktasındayız. Bir şey kırılacak artık orada. Ve bu kırılma noktası uçurumun kenarından bu halkı, bu ülkeyi döndürecek miyiz? Döndürmeyecek miyiz? Kenarından ileriye doğru ilerleyecek mi? Mesele buradadır. 3 yıldır ne yaşadığımızı bu halk çok net görüyor. Çünkü kendisi yaşıyor. Yani o hep bir laf vardı ya, mutfaklarda yangın var falan filan. Bazen böyle söylenirdi de aslında öyle değildi, bilirdik. Şu anda mutfaklarda yangın var. Şu anda insanlar ekmek alırken, süt alırken, marketten alışveriş yapıp da kasaya geldiğinde bunu birebir yaşıyor. Kasada ürün bırakan insan sayısının her gün arttığı
bir ülkede yaşıyoruz. Bütün bu koşulları bu halk birebir yaşadı. Demin anlattığım elektrikten tüp gaza kadar olanlar dahil olmak üzere. Dün o bir yüzden... telefon geldi, lafınızı kesiyorum. Bunu da ben ekleyeyim. 15 aylık çocuğumla dedi gazetemize gelen telefonda. Elektrik yok, soğukta oturuyorum 15 aylık çocuğumla dedi. Ben bunları sahada birebir gördüm Özlem Hanım. Ve yani konuşmak bile istemem. Çünkü birileri diyecek ki duygu sömürüsü yapılıyor. Ama ben bunları sahada birebir gördüm. Söylerken gözlerim doluyor. Yani bu halk bunu hak etmedi. Bu halkı siz bu uçurumun kenarında getirme hakkına ve haddine sahip değilsiniz. Onun için 23 Ocak bu halkın bütün bu gördükleri üzerinden yaşanacak ve ben inanıyorum bu halk tepkisini de geleceğe dair umudunu da o sandıktan çıkaracak. Ben buna yürekten inanıyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Tufan Bey. Dilinize, emeğinize sağlık, sağ ayaklarınıza sağlık efendim. 23 Ocak'ta da başarılar diliyoruz size. Evet sevgili izleyenler, bir eğrisi doğrusu programının daha sonuna geldik. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'la ele aldığımız konuların eğrilerini, doğrularını konuşmaya çalıştık efendim. İkinci bölümde tekrardan karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.